Yine Netflix birbirinden popüler isimleri bir araya getirmiş ve bir dizi yapmış. Kimler Var Kimler isminden yola çıkılmış ola ki dizinin ismi de Kimler Geldi Kimler Geçti oldu. Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum bir araya gelebilmiş fakat bakalım dizileri sınıfı geçebilmiş mi? Her zamanki gibi konusunu bir önden vermek gerekirse Leyla dayısının avukatlık bürosunda çalışan bir kadındı. Uzun ilişkisinde artık sona geldiği sırada arkadaşlarıyla gittiği partide yeni bir adamla tanışır. Fakat eski ilişkisinden o kadar kolay kopamayacaktır ve ilişkileri işiyle de birbirine karışacaktır. Eğer spoiler dolu konular ve fragmanlardan uzak durmak istiyorsanız videoya başlamadan güvenli alan olan kanalıma abone olabilirsiniz. Ana konu olarak öyle farklı bir iş izlemiyoruz. Klasik Netflix konularından bir tane. Üst tabaka diyebileceğim insanları izliyoruz. Yani hayatını idare ettirme gayesi olmayan insanlar. Tabi buna da şükür daha da kötüsü olabilir. Zengin erkek fakir kadın veya tam tersine zengin kadın fakir erkek de izliyor olabilir. Fakat bu üst tabakanın hayatı bana o kadar uzak geliyor ki Türkiye'nin içinde sadece bunlar %10 diyelim. Yani istatistiklere göre en azından öyle. Türkiye'nin %10'u gelirin %70'ini elinde bulundur. Neden inatla bu gerçekçi olmayan hayatları yazıyorsunuz ve biz de izlemek zorunda kalıyoruz? Anlamış değilim. Hayatları gerçekçi olmasa da aralarındaki ilişkiler gerçek. En azından bana öyle gözüktü. Yaratıcılık açısından bakacak olursak isim değiştirme olayı hoşuma gitti. Yani spoilersız anlatmam gerekirse izleyenler anlar. Bir karakterin ismi unutulduğu için ona farklı bir şekilde hitap ediliyor ve onun da ismi bu şekilde kalıyor. Yani onun lakabı gibi bir şey oluyor diyebilirim. Bu olay bana sanki gerçekten yaşanmış ve daha sonra da senaryonun içine koyulmuş gibi geldi. Fakat öyle değilse ve bunu biri bulduysa bence çok zekice. Çünkü daha önce hatırlamıyorum dizide veya filmde böyle bir şey gördüm. Küçük bir şey ama beni etkiledi. Senarist Twitter kullanıcısı olsa gerek situationship, benching, ghosting gibi sosyal medya ağzı diyebileceğimiz şeyleri kullanmış bolca. Ama korkmayın boomerlar için, yani artık ben de bir boomer sayılırım bence, açıklaması da ayrıca yapılmış. Daha önce ilişkiler gerçekçi demiştim fakat iş ilişkileri hiç gerçekçi gözükmüyor. En azından benim tecrübeme göre. Çünkü dizinin içinde her şeye karışan bir patron, bu patronu yalayan bir müdür, arkandan kuyunu kazan bir iş arkadaşı bulunmuyor. Maşallah grupları lise veya üniversite arkadaş grubu gibi. Gerçi onların da sonu genelde iyi olmaz. Ama sözü meclisten dışarı tabii. Diyalogları beğendim. Doğal ve sanki gerçekten bu tepki verilebilir gibi geldi. Yani Türkler Netflix'e iş yapınca genelde Amerikan dublajı gibi diyaloglar seçiyorlar ki çevrilmesi kolay olsun. Ya da ben öyle düşünüyorum. Ama bu dizi öyle değil. Oyunculuklar iki anlamda da gözüme batmadı. Yani ne çok kötüydü ne çok iyiydi. Ama en büyük kim oynamış diye sorarsanız Buddy isimli köpek olmuştur. Ya yapımlara bir köpek, bir tatlı bir hayvan koyunca direkt benim gözümde artı bir alıyor. Ne yapayım yani benim de zaafım bu. Ayrıca köpek nasıl üzgün bakıyor, nasıl oyunculuk yapıyor bir görseniz çok iyi vallahi. Şaka bir yana üçlü arasından en iyi oyunculuk bence Metin Akdülger'di. Oyuncular demişken yine aklıma Boran Kuzum geldi. İşte sağda solda görüyorum Boran Kuzum şöyle yakışıklı böyle süper. Bu yorumları anlayamıyorum. Yani birinin dış görünüşünü eleştirmek istemem ama kızlar gerçekten çok mu yakışıklı buluyorsunuz? Yani bana kalırsanız sıradan biri. Dizinin finalinde olacak olayı her bölümde yavaş yavaş merak ettirecek şekilde biraz bize veriyor. Bu şekilde sürükleyiciliği de arttırmışlar. Gerçekten merak ediyorsun ya. Acaba nasıl olacak? Buraya buradan nasıl gelinmiş? Yani 8 bölümde nereden nereye geldik gibi sorular aklınıza geliyor. Başlangıçta benim düşüncem ilişki hayatıyla iş hayatının ayrı ayrı işlenmesi oldu ama sonra hepsi iç içe birbirine girince benim için daha güzel oldu. Yani bütün olayların birbirine bağlanması mantıklı oldu. Sadece biraz daha ilginç bir şekilde bir araya gelebilirlerdi. Bu şekilde çok basit bir şekilde işler üstünden hepsi bir araya geldi. Yani bu konuda kolaya kaçılmış gibi gözüküyor. Müziklere bakacak olursa güzel yerinde ve doğru müzikler kullanılmış bence. Ancak bir süre sonra müzik kullanımı o kadar artıyor ki yani bir dizi izleyeceğime sanki müzik klibi izliyorum. Sanki aralarında reklam olarak müzik klibi izliyorum gibi bir his yaşattı. Yani süresini mi uzatmak için yapmışlar? Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Ama yine de o müzikleri dinlemek keyifliydi. Sevdiğim müzikler çalıyor. Kimler izlemeli kısmına gelirsek. Bana bu dizi tam böyle ilişkisinden yeni çık veya ilişkileri gitgelli olan insanlar için gibi geldi. Çünkü tür olarak romantik ve dram olarak gösteriyor. Dram desen o kadar duyguyu vermiyor. Romantiklik desen yine vermiyor. Birazcık da komedisi var. Yani bu dizi ancak sizi
sizi gerçekten dizinin içindeki olayları yaşadıysanız veya yakınlarını yaşadıysanız etkiler gibi geliyor. Bu açıdan beni pek yakalayamadı. İşin garip yanı, beni yakaladığı tarafı ise size daha önce dediğim o sürükleyicilik kısmından oldu. Onu merak et. Kullandıkları yöntem basit ama benim için etkili oldu. Eğer dizinin ortalarına doğru dizi düşerse sadece sonunu merak ettiğim için sonuna bakar bırakırım diye düşünüyorum ama şimdilik 4. bölüm olarak fena da gitmiyor. Çok bir şey beklemeden izleyebilirsiniz ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımdaki diğer inceleme videolarına, film dizi öneri videolarına ve diğer içeriklerime bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.